Arkadaşlar herkese merhabalar. Blender derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle arkadaşlar elimizdeki bir karaktere bir tişört yani bir elbise nasıl yapabiliriz bunu işleyeceğiz. Şimdi internetten şöyle basit bir karakter indirdim. Gördüğünüz gibi low poly bir karakter kendisi. Ben buna bir tişört tasarlayacağım. Peki ben buna tişört nasıl yapabilirim? Bu dersimizde güzelce bunu işleyeceğiz. Şimdi karakterimi tasarladım diyelim. Ben bunu internete indirdim. Karakter modelleme alanıma girmediği için onun dersini çekmedim. Sadece şöyle bir basitçe bir elbise bunu nasıl yapabiliriz? Bunu işleyeceğiz bu dersimizde dediğim gibi. Şimdi karakterimiz böyle tam karşıdan bakıyoruz. Edit moddayız. Şimdi karakterimizi tasarladıktan sonra neresini yani vücudun hangi kısmına elbise gelecekse o kısımları seçmemiz gerekiyor. Zeynen Wi-Fi moda girdim veya şuradaki arka planını seç modunda da seçebilirim. Ben genelde Wi-Fi modda seçmeyi tercih ediyorum. Şimdi şu tam şu boyun kısmından başlayarak vücudun şu alt kısmına kadar olan kısmı seçiyor. Gördüğünüz gibi Wi-Fi'den çıktım. Tişört olacağı için şu kısımları seçim dışı bırakabilirim. Hatta şuradan screen case açalım ki bastığımız tuşlar sol alt köşede gözüksün. Ne yaptık? Hemen bastı yeniden gösterelim. Obje moddaydık. Tab'la edit moda girdik. Zeynep wireframe'e girdik. B tuşuyla elbisemizin geleceği kısımları seçtik. Ardından solid moda dönerek şöyle kabaca baktık seçim yaptığımız alanlara. Tişört yapacağımız için şu kısma kadar seçsek yeterli. Zeynep wireframe'e giriyorum. C'ye bastım. Seçim aracımda mouse'un tekerini basılı tutarak şu kısımlarını seçim dışı bırakıyorum. Bakıyorum. Evet, bir tişört için burası yeterli. Şimdi sağdan soldan baktığımız zaman tam bir elbise kıvamında bir seçim yapmış olduğumuzu görebiliyorsunuz. Hatta şu kısmı da seçmeyebiliriz. Tişört olacağı için şu kısımlar biraz daha bol olabilir. Evet, genel itibariyle pardon, seçimimiz bu şekilde. Şimdi Shift W'la bunu seçtim. Ayrı bir obje haline getireceğim şimdi bunu. Shift W'la bu seçim yapmış olduğum kısmı kopyaladım. Sağ klik olduğu yere bırakıyorum. Ve P'ye basarak önüme gelen menüden en baştaki Selection'ı seçerek obje moda dönersem gördüğünüz gibi bunu tek başına bir obje haline gelmiş olduğunu görebiliyorum. Slash tuşuyla da gizlersem bu şekilde karşıma çıkıyor. Evet. Şimdi elbisemi seçerek edit moda girdim tekrar tabla. Bütün yüzeyleri seçiyorum. Bunu biraz genişletmem gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim? Alt ve S kombinasyonu. Şöyle elbisemden biraz şöyle alt kısımlardan bakacak olursam mouse şöyle biraz uzaktayken alt S kombinasyonuna ve shift'e basarak elim shift tuşuna bastı şu anda. Biraz şöyle geri çekiyorum. Gördüğünüz gibi elbise kendi ekseninde biraz büyüdü. Bu şekilde daha bol bir hal aldı. Bu şekilde elbisemizin bolluğunu falan ayarlayabiliyoruz yani genişliğini diyebiliriz. Şimdi buradan da offset var. Buradan da tekrar ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Shift'e basarak. Şöyle biraz genişletelim. Şöyle eksi. Veya şöyle 100. Bakalım kaçta? 153 falan uygundur. Evet, fazla da bol yapmaya gerek yok. Veya biraz daha şöyle biraz bolluk verebiliriz. Evet, gayet iyi. Tamamdır. Şimdi bunu slash tuşuna bastım. Direkt şeyi gizledim. Ne derler onun adına? İnsan modelini. Sadece elbise kısmım karşımda. Şimdi bunun UV map'ini çıkartarak Photoshop'ta düzenlemem gerekiyor. Yani ben buna tekstür falan giydirmem gerekiyor ki bu bir tişört olsun. Şuradan yeni pencere açtım. Buradan UV image editor açıyorum. New dedim. Buradan pikselleri ayarlayabilirim. Şöyle çarpı 2 yapıp yani bu sayı 2 katının 2 katı ile çarparak bir piksel sayısı elde edebiliyoruz. Mesela çarpı 2 yaptım. O sayının 2 ile çarpımı kaçsa 2048 olduğuna göre 2048 piksel buraya direkt ekleniyor. Siyah uncharted kalabilir. Sıkıntı değil. Okey dedim. Direkt buraya UV'im geldi. Tablet moda giriyorum. Şimdi bunu UV map'ini çıkartmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Ben bu objenin sağ, arka ve ön kısmı olarak iki parça haline çıkartacağım. O yüzden şöyle bir seçim yapıyorum. Shift ve alt tuşuna basarak şu vertex seçiyorum ve tam onun hizasına gelen alt kısımdaki vertex seçiyorum. Burayı
Aynı şekilde shift ve alt tuşuna basarak seçiyorum. Burayı da seçtim. Yani şöyle baktığımız zaman tam elbiseyi ortadan ikiye bölmüşüz gibi bir izlenim oluştu baktığımız zaman sağdan soldan. Şimdi space'e basıyorum. Pardon, biraz hastayım. O yüzden arada böyle öksürebiliyorum. Şimdi buraya mark sim komutu, en başta gelen sana mark sim mesh olanı seçtim. Buralara bir kesme işlemi uyguladım. Şimdi bütün yerleri seçiyorum tekrar. U'ya bastım ve UV unwrap dediğim zaman gördüğünüz gibi UV map'imiz buraya sorunsuz bir şekilde çıktı. Bu tam olarak nasıl bir şey oldu? Şöyle baktığımız zaman şu kestiğimiz kısımlar bunu iki ayrı obje haline getirdi. Hatta şöyle daha net anlatabilirim. Evet, şöyle daha yaparsak tamamdır. Heh. Şimdi baktığımız zaman şu ön kısım neresi oluyor? Alt kısım, nasıl anlarız biz bunu? Anlamanın bir yolu var. Şu baktığımız zaman şurası biraz aşağıda kalmış gördüğünüz gibi. Arka kısımda şöyle biraz yukarıda kalmış gördüğünüz gibi. Buradan anlayabiliriz veya şöyle de anlayabiliriz. Şuradan şuradaki seçim moduna tıklayın. Buradaki herhangi bir veya şuradan face derseniz herhangi bir face'i seçtiğiniz zaman da objenin yüzeyindeki face'i seçerek hangi yönde olduğunu, UV map'in olduğunu anlayabilirsiniz bu şekilde de basit olarak. Şimdi bu maksim olay nedir? Şunu kapatalım. Ayağı aktif edelim. Maksim olayı seçtiğiniz kısımlardan UV map'te kesme işlemini uyguluyor. Yani şu plane'i maksim komutu olarak algılayabilirsiniz. Ben bu maksim, yani şu kırmızı kısımda ben sanki elbisemi ortadan ikiye kesmişim gibi onun UV map'ini çıkarttım. Yani maksim komutunun mantığı budur. İstediğiniz kısımlardan keserek bu şekilde UV map çıkartabiliyorsunuz. Peki şu arka kısımdaki UV map'i biraz düzenleyelim. Onu da döndürelim bize doğru. Pencereyi büyüttüm shift space ile. Herhangi bir yüzeyi, vertex'ini seçtikten sonra Ctrl L dediğim zaman bütün yüzeylerini seçiyorum zaten. Ve V 180 yaptığım zaman böylece 180 derece döndürdüm. Evet. Gördüğünüz gibi buna biraz daha şöyle orta kısma taşıyabiliriz. Gayet güzel. Ön kısım burasıydı. Dediğim gibi arka kısımda burası oluyor objemizin. Şimdi biz bunun şuradan UV'den export UV layer diyerek layers artık nasıl okuyorsanız ne diyelim, elbise diyelim, elbise PNG formatta bunu çıkartalım. Şimdi export dedim, elbisem buraya geldi. Şu anda burada gözükmüyor ama ben bunu Photoshop'ta açarsam gözükecektir diye düşünüyorum. Şimdi Photoshop'ta elbisemizi açıyoruz, UV map'ini burada düzenleyeceğiz şimdi. Evet, bakıyoruz buraya gelmedi. Neden gelmedi? Hemen şöyle bir kısaca bir bakalım şimdi. Şu seçimi kaldıralım. Bütün yerleri tekrar seçerek buradan bir export layer diyorum. Desktop'taki elbisenin üstüne export diyorum tekrar. Evet, böyle geldi şu anda gördüğünüz gibi. Demek ki seçim yapmamız gerekiyormuş. Tekrar Photoshop'laş dedim. Update diyelim, yani güncelle. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Eğer arka plan net bir şekilde göremiyorsanız şöyle yeni sekme ekleyin. Yani yeni bir katman. Arka kısmı direkt şöyle siyah boyarsanız, bunu ikinciye alırsanız bu şekilde daha net bir şekilde arka planda görebilirsiniz. Ve objenizin UV'sini de görebilirsiniz. Veya bunun şöyle yapalım. Nerede? Brand Contrast'tan veya şöyle yapalım, hiç uğraşmadan level'dan veya şurada şöyle yapalım. Bu sonra kapatırız bunu. Şuradan level diyelim. Şöyle biraz daha açarsak daha net detayları belli olur. Sonra bunu sileriz. Sıkıntı değil. Veya bunu silelim. Sıkıntı olmasın sonradan. Şimdi objemizin UV map'ini buraya aktardık. Peki burada ne yapacağız şimdi? Bizim buraya göre bir tekstür giydirmemiz gerekiyor. Şöyle internetten buldum. Şöyle bir kumaşım var. Şuna benzer bir tişört yapmayı düşünüyorum. Şu kısımları belki ekleriz, belki eklemeyiz. Duruma göre bakarız. Şöyle de birkaç tane logom var. Elbisem ekleyeceğim. Şimdi elbisemin tekstürünü ekledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tekstürü biraz küçültmem gerekiyor. Neden? Ben bunu büyük bir şekilde eklersem pikseller çok net bir şekilde gözükeceği için çok gerçekçi bir sonuç olmaz. Elinizden geldiğince şöyle küçük bir tekstür şeklinde ekleye gidin. Şimdi şu kısma geldim ve ekledim. Yakınlaşıyorum. Opaklığını biraz düşürebilirim.
Hatta kontrol, neyse kalsın, önemli değil. Şimdi şunu biraz daha yukarı taşıyacağım şimdi. Tam şu kısımda olduğuna dikkat edelim. Yani tam şöyle dış kısımda kalabilir. Sıkıntı değil. Zaten sileceğiz o kısımları. Şimdi bunu ekledik. Alt tuşuna basarak şu taşıma modundayken bunu kopyalayacağım. Biraz daha şöyle dışa doğru çekebilirim. Taşıdık. Ctrl T diyorum. Tekrar Shift ve alt tuşuna basarak kontrol bir şekilde böyle küçültüp büyütebiliriz. Biraz daha şöyle küçültelim. Gayet iyi, tamamdır. Şimdi bunu taşıyorum şöyle. Tekrar şöyle yakınlaştım biraz. Evet. O baktığını fullledim. Bunu kopyalıyorum. Yanına koydum. Zaten yani birbirini tekrar eden tekstürler olduğu için sıkıntı olmuyor bunlarda. Tekstürlerimin hepsini seçtim. Ctrl G ile bunları bir gruplarsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Tekstürlerimi seçtim. Alt tuşuna basarak kopyalıyorum. Aşağı doğru getirdim. Buradan bir sekme daha aşağı getirebilir miyim? Eğer Ctrl T ile bunu biraz şöyle genişletebilirim aşağı doğru. Çok da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şunu seçtim. Bunu da biraz şöyle dışa doğru genişlettim. Bakıyorum. Yani çok da sırıtmıyor aslında. Bunu da biraz şöyle dışa doğru genişletebilirim. Şuraya kadar. Şimdi bunu da seçtim. Ctrl T ile bunu da genişletiyorum. Alttakini de seçtim. Ctrl T ile genişletiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir inceleyecek olursak, grubu şöyle küçültelim. Opaklığını komple bir küçültelim. Elbisemizin şurada bir kısım var. Gördüğünüz gibi arka planda UV map'i var. Bu UV map'e göre bir giydirme işlemi uyguladık. Ama şu kısımlar var. Fazla kısımlar var. Artan kısımlar. Bu durabilir de, silebilirsiniz de. Yani burada elbisenizin fazladan UV çıktıları falan olabilir. Hani üstünde desen olabilir. Ayrıyeten hani ceket tarzında bir çalışma yaptığınız zaman, biz sadece gömlek üstünden anlatıyoruz ama bu bir ceket olabilir. Farklı farklı bu kısımlarında şey olabilir. Ne bileyim işte cekette bölümler olabilir, cepler olabilir falan. Ondan UV'ler olabilir. O yüzden silmeniz gerekebiliyor. Eğer bu tarz tek tük tişörtse silmenize gerek yok. Veya silin. Dosya boyutu küçük olsun diyorsanız silebilirsiniz. Yani tamamen tercih sizin. Şimdi Ctrl J ile ben şunu bir yedeğini almak istiyorum. Bunu kapattım. Bunu üstteki tekstürde kullanacağım. Bu işi tamamsa bakalım. Bunun işi tamam. Bunların hepsini kontrol seçiyorum. Shift'e basarak da en alttakini seçtim. Ve bunları merge diyerek tek bir layer haline getirdim. Şimdi en alttaki UV map'in layer'ını seçiyorum. Seçim aracıma tıkladım. Hangisi? Mesh Blend Tool seçtim. Veya şöyle yapalım. Nasıl yapsak bunu? Ha pardon. Layer'ı seçmemişim. Ha tamam. Şimdi oldu. Siyah planı seçtiğim için seçim olmuyormuş. Neyse seçtik. Gördüğünüz gibi siyah kısımları, yani dışta kalan kısımları seçtik bu şekilde. Ve buradan kumaşımı seçiyorum. Ve Delete tuşuna bastım ve sildim. Ve Ctrl D tuşuna seçim dışı bıraktım. Ve opaklığı şey yapmamıştır. Pardon. Hemen Ctrl Z ile geri alıyorum şunları. Bunun opaklığını %100 yapmamız gerekiyordu. Onu yapmayı unutmuşuz. Tamamdır. Tekrar birleştiriyorum. Ctrl C'nin Ctrl ya şuradan Merge Layer dedim. Birleştirdim. UV map'imin layer'ını seçiyorum. Seçim aracıma tıkladım. Siyah ekrandayken boş bir yere. Ve tekrar kumaşımı seçerek Delete tuşuna bastım ve sildim. Ctrl D ile seçim dışı bırakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde elbisemin UV map'ine göre bakacak olursak bu şekilde tam bir UV map'ini ayarlamış olduk kumaşı. Şimdi üstteki kısmı ayarlayalım. Aktif ettim. Şuradan taşıma modunu alıyorum. Bunu şöyle üste doğru taşıdım. Bakıyorum. Bu da hemen hemen tam bir şekilde oturdu diyebiliriz. Evet. Gayet güzel. Şimdi hemen şuradan seçim aracıma tıklıyorum. Layer'ımı seçtim. UV map'in olan. Tıkladım. Grubu seçiyorum, yani üstteki kumaşı ve delete diyerek sileceğim ama olmadı. Onları da hemen şöyle bir tekrar seçim yaparak sakinlik merge layer dedim ve tekrar şimdi silebilirim sıkıntısız bir şekilde ve sildim. Şu kısmı seçiyorum şimdi. Tekrar kumaşıma geri döndüm ve siliyorum. Gayet güzel.
Bunda nalet olmasın yapmayı unuttuk gene. Bunda opaklığını %100 yapmam gerekiyorken unutmuşum. Hemen bunda %100 yapıyorum. Bazen böyle unutabiliyoruz hastalıktan dolayı. Merge layer dedim tekrar. Seçim aracımla burayı seçiyorum. Şimdi ilk başta neyi seçmem gerekiyor? Layer'ımı. Seçtim. Şurada boşluğumla shift'e basarak onu da seçiyorum. Biraz önce vardı yani şuradaki boşluk şu anda gözükmez. Hadi şöyle göstereyim. Şu kısmı da shift'e basarak seçtim. Elbisemin layer'ını seçiyorum ve delete diyerek sildim. Tamamdır. Gördüğünüz gibi oldu. Şunları ne diyelim? Şunu arka diyelim. Buna da ön diyelim. Tamamdır. Şunları gruptan çıkartalım ki grupları silebiliriz artık. Gruplarla bir işimiz kalmadı. Evet. Ön ve arka olarak elbiselerimizin bu şekilde UV'sini çıkarttık. Hatta bir deneme yapalım isterseniz. Save diyelim. Masa üstüne ne diyelim? Şöyle PNG formatta. Elbise deneme diyelim. PNG formatta kaydettik. Geldi buraya gördüğünüz gibi düzenlemiş olduğumuz. Şimdi bunu hemen şuradan ne diyelim? Note Editor Material gelen New dedim. Genelde ben Principle kullanıyorum. Fark etmiyor yani deneme yaptığımız için. Ctrl T'den Image Texture diyorum. Open'dan hemen desktop'a geldim. Elbise denemenin şeyini bulduğum ve color'a bağlıyorum. Ve Material. Evet gördüğünüz gibi UV map'imiz sorunsuz bir şekilde çıktı. Zaten çıkmıştı. Ve ardından bu şekilde de yapmış olduğumuz kaplama sayesinde gayet düzgün bir şekilde kumaşımız gözüküyor. Yani elbisemiz sorunsuz bir şekilde çıktı. Bir de render tarzında bir şey bakacak olursak nasıl gözüküyor? Bakalım hemen bir HDR yükleyelim arka plana. Şöyle bakalım bir de render'dayken. Evet render'da da böyle gözüküyor. Evet gayet güzel. Tabii bunun bump map tarzı dosyalarını çıkartırsanız elbisenize daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi buna bir de logo falan ekleyelim. Logoyu nasıl yapacağız? Photoshop'umuza döneceğiz şimdi. Şu ön kısma şu Batman'i koyalım isterseniz. Şöyle shift ve alt tuşuna basarak kontrollü bir şekilde küçültüyorum. Şöyle tam elbisemin şu kısmına gelecek şekilde bıraktım. Bunu hatta biraz daha küçültelim. Evet. Bunun opaklığını biraz düşürmemizde fayda olur mu? Şöyle bakalım. Evet. Biraz düşürebiliriz ki kumaşta gözüksün arka planda. Şu da motorcu şeklinde bir şey. Bunu da şöyle elbisemizin arka kısmına ekleyebiliriz. Bunu da shift alt tuşuna basarak kontrollü bir şekilde küçültüyorum. Şöyle tam ortaya getirdim. Biraz daha büyüttüm. Evet. Bunu da biraz şöyle opaklığını düşürebiliriz. Evet. Ctrl S ile bunu hemen yine PNG formatta kaydediyorum. Eski yapmış olduğumun hemen üstüne kaydettim. Ve tekrar geliyorum. Şuradan aç dedim. Tekrar seçiyorum ve evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde de sonsuz bir şekilde burada tekstürlerim gözüküyor. Batman logo. Arkadaki eklemiş olduğum ablem falan hepsi gözüküyor. Biraz daha yukarı taşıyabiliriz bunu. Şöyle. Evet. Fazla değil. Ctrl S ile tekrar hemen kaydediyorum PNG formatta. Tamamdır. Tekrar hemen şuradan aç dedim ve yükledim. Evet. Böyle biraz daha iyi. Slash ile gizlemiş olduğum karakterimi getirdim. Materyal dediğim zaman şunun materyali yok mu? Var da siyahtı galiba. Hemen onda bir materyal ayarlayalım. New dedim ve şöyle bir materyal de buna ekledim. Evet. Render aldığımızda bizi böyle bir sonuç karşılıyor. Peki kumaşımız biraz ince gözüküyor. Onu da biraz şöyle kalınlaştırabiliriz. Şuradan modifier'dan kumaş seçelim. Ne diyelim buna? Nerede? Solid'i. Evet. Solid'i eklediğiniz zaman zaten default ayarlarda bile hemen görüyorsunuz bir kalınlığı. Buradan elinizle shift'e basarak biraz daha kalınlığını arttırabilirsiniz. Yani
Bu şekilde de daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Genel olarak elbise tasarlamanın mantığı böyle bir şey arkadaşlar. Baktığımız zaman böyle bir sonuç bize karşıladı. Bunun bir de bump map'ini çıkartabiliriz. Bump map için şunları gizleyelim. Ve şu siyah kısmı da silebiliriz. Şöyle bir şey yapalım. Buraya bir şu iki kısmı birleştirelim. Veya şöyle yapalım. Hiç gereği yok. Veya satır ışığından beyaz yapalım. Level'dan da şöyle biraz daha şöyle yakınlaşalım ki daha net görelim. Evet, şu şekilde bir bump map yapabiliriz. Çok da bakmaya gerek yok. Save as diyelim. Elbise PNN bump diyelim. Tamam. Siyah beyaz kısımlar sayesinde biraz daha elbisemiz daha belli bir olacaktır. Bunu hemen şöyle vector bump diyelim ve ekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi daha kabarık bir şekilde gözüküyor. Tabi bu bir fazladır. 0.2-0.1 civarında girdiğiniz zaman daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bakıyoruz. Genel itibariyle güzel bir elbise diyebiliriz. Basit bir tişört tarzında bir şey yaptık. Dokularımız bump map sayesinde daha net belli oluyor şu kısımlarda. Elbisemize bir de smooth verirsek daha iyi olur. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de ufaktan sonuna gelelim. Bu dersimizde sizlerle birlikte basit bir elbise, tişört modelimize nasıl yapabiliriz bu dersimizde? Bunu işledik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aklınıza takılan bir şey olsa videonun açıklama kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.